Bu neticelerin hiçbirisi Türkiye'nin geleceğinden ve bekasından daha önemli değildir. Bizim anlattığımız şey budur. Bu birilerinin dünyasında gerekli yere veyahut da hak ettiği bir şekilde değerlendirilemeyebilir. Ama biz biliyoruz ki Milliyetçi Hareket Partililer, Ülkücü Hareket'in mensupları ve bugün Cumhurbaşkanı'na destek olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinde de çok büyük bir kesim, Türkiye'nin bu manada bu tehlikeleri ve tehditleri bertaraf etmesi gerektiğini, bunun her türlü siyasi başarıdan ve şahsi başarıdan üstün bir mesele olduğunu ifade etmektedir. Bu minvalde de bu çalışma yürütülmüştür. 51 ilde partimiz kendisi adayıyla, Adalet ve Kalkınma Partisi kendi adayıyla, 30 büyük şehirde de, 30 büyük şehrin içerisinde Manisa, Adana ve Mersin'de Milliyetçi Hareket Partisi, diğer büyük şehirlerde de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin büyük şehir belediye başkan adayları da çıkılmaktadır. Bunun yanı sıra bazı illerimizde de, bazı büyük şehirlerimizde de iki belediyenin, bir belediyenin, üç belediyenin, dört belediyenin Milliyetçi Hareket Partisi'ne verildiği ve karşısına Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aday çıkarmadığı bir düzenin olduğunu görmekteyiz. Burada altında vurgulanması gereken, altın çizilmesi gereken hususlardan bir tanesi şudur. Milliyetçi Hareket Partisi şu an itibariyle bu ittifakın Türkiye'nin bekası açısından çok önemli olduğunu ifade ederken, beka mı belediye mi dendiğinde tabii ki beka dediği bir ortamda, kendi mevcut belediyelerinin de hiçbirisinden herhangi bir şekilde vazgeçmeksizin, hepsinde yine MHP'li adayla, MHP'nin katılacağı, gireceği şekilde ve en önemlisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin buralarda MHP'nin karşısına aday çıkarmadığı bir usulle girmekte. MHP'nin mevcut büyük şehirlerdeki belediye sayısının en az bir misli daha bir belediyede Adalet ve Kalkınma Partisi'nin karşısına rakip çıkmadığı bir şekilde bu seçime girdiğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında Milliyetçi Hareket Partisi'nin vazgeçtiği, sattığı veyahut da bıraktığı, önemsemediği hiçbir belediyesi, hiçbir yerel yönetimi söz konusu değildir. Bunun yanında da diyelim ki böyle bir şey oldu, Türkiye'nin bekasından hiçbir şey daha önemli değildir de her yerde ve her zaman ifade ediyoruz.